Hocamız gelir gelmez bereketiyle geldi. Yağmur da yağdı hakikaten. Bölge müdürümüzün şahsında bana bu onuru yaşattıkları için tüm ormancılara saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler için de bırakmıştık zaman için ama şu an çamur olduğundan dolayı gözlerimiz falan bakıyor. Alayım değil mi? Sen de araştır. Alayım. Tripodum bir olsun. Şemsiye bulunalım. Çizme en iyisi. Programları. Ama bugün daha farklı. Dediğiniz gibi Türkiye 100 yılına isabet etmesi ayrıca bir güzel. Bir tanesi Gönül Hanım'a, diğeri de Mr. Chet. Amerika'nın da burada bir kilo ağacı olsun. Hocamlar buradan yine bir... Alacağız. Ben bir... Çok hepimizi çalıştırıyorlar. Bir de bir can suyu versinler hocamla. Can suyunu kim verecek? Oradan şey yaparım ki. Önce hocama ver. Hocam buyurun. Bir diğer abim çekilsin abim. Bir tane hazır. Evet. Ver bey. Sen torpili donsu olursun. Dur. Ben beraber makamı beraber alayım ki. Ondan geçeyim. Bölge müdürüm. Teşekkür ederim. Bugün Milli Boydak'ı onurlandırmak amacı ile sizlerle birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Milli Boydak bu onuru fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Türkiye ve dünya ormancılığına büyük katkıları olmuştur. Milli bir profesör, öğretim üyesi, fakülte dekanı ve üniversite rektör yardımcı olarak topluma değerli katkılar yaptı. Kendisi 1981 yılında İstanbul'da tanıştık. Uzun yıllara kapsayan güçlü bir dostluk kurduk. İkimiz de Silver Culture Professor Yuduk. Milli beni Türkiye ormanlarında dolaştırdı. Ben de kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne ormanlarında dolaştırdım. Milli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite de dersler verdi. Milli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede ben ise Türkiye'deki bir üniversitede Fulbright Bursa ile araştırmalar yaptık. Milli kardeş, bana Chad kardeş diyor, birkaç yıl önce Yale Üniversitesi'nden emekli olduğumda onuruma yapılan sempozyum, Milli açılış konuşmasını yaptı. Milli'nin kitaplara uluslararası yankı uyandırdı. Bazen kitapları İngilizce'de yazdı. Milli uluslararası bir ödül olan Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülünü aldı.
onu tanımak benim için bir onurdur. Araştırmaları ölümsüzdür. Çünkü ormancılık da yeni buluşlar yaptı, hatta yeni bir alt tür saptadı. Bu nedenle milyon bulguları sonsuzda kadar kullanacak ve yaşayacaktır. Çok teşekkür ederim. Meslek yaşamının 59. yılını idrak ederken ve 55 yıl fiilen çalışan bir ormancı akademisyen olarak güzide topluluğunuza hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Bugün meslektaşlarım tarafından bir faninin yaşamında büyük mutluluk ve onur duyacağı bir armağanla ödüllendirildim. Bu nedenle Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve Orman Mühendisleri Odası Elazığ Şubesi Başkanı Hidayet Sarı'nın nezdinde tüm orman mühendisi, ormancı çalışan meslektaşlarıma, katkı yapanlara şükranlarımı sunuyorum. Benim için büyük bir onur oldu. Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi öğretim üyesi, kadim dostum ve dünyaca ünlü ormancı Profesör Doktor Chadwick Oliver'in ifadeleri beni duygulandırdı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, bir zamanlar 50 milyon hektar olan Türkiye ormanları bugün 22 milyon hektara gerilemiştir. Doğu Anadolu, Elazığ ve buralar geçmişte başta meşe ve ardıç olmak üzere ormanlarla kaplıydı. Hatta köyümüzde çocukluğumda Palut Deresi'nde bazı meşe ocaklarında kış için odunlar keserdik. Meşe ormanlarının geçmişteki tükenişinde Doğu Anadolu bölgesinde kışlar ve plansız otlatma etkili olmuştur. Kısaca belirtirsem, kıymetli maden elde etme de bu konuda etkili olmuştur. Ve de geçmişte köylünün kışı çıkarması, ailesini, koyunlarını, davarını kışın kırılmadan çıkarması en büyük isteğiydi. Ve bu nedenle meşele kesilen meşeler ısıtmada ve dalları da cilo adıyla, meşe yapraklarıyla birlikte hayvanların beslenmesinde kullanıldı. Ancak kesilen alanlarda meşe sürgünleri keçiler tarafından düzensiz otlatma nedeniyle yenildiğinden yavaş yavaş kışın ısınmak için kökler söküldü. Meşe kökleri söküldü ve yavaş yavaş ormansızlık başladı ve bu dağlar bugünkü haline geldi. Ama şunu hemen söyleyeyim. Büyük bir mutlulukla belirtmeliyim ki Türkiye'de ve bu bağlamda Elazığ Orman Göl Müdürlüğü sınırları içerisinde bu ormansızlaşma yazgısı tersine döndü ve meslektaşlarım bunu olumluya çevirdiler. Sadece Elazığ il sınırları içinde bir örneğini burada gördüğümüz gibi 1950'li yıllardan beri buralarda 60 bin hektar orman, yani 600 bin dönüm orman kurdular. Ailelerime, geniş aileme şükranlarımı sunuyorum. Demokratik Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bana bu onuru yaşatan Kadir Şinas meslektaşlarıma saygı ve sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Hocam,